İslam kültüründe şöyle bir anlayış vardır. Sultanın sofrasına oturan alimin fetvası geçersizdir. Yani bir alim sultanların sofrasına oturuyorsa, onlarla düşüp kalkıyorsa, onun görüşü esas alınmaz. Ondan şüphe duyulur. Çünkü sultana göre konuşmuştur. Dini sultana göre eğip bükmüştür. Denilir. Dolayısıyla şimdi Diyanet Teşkilatı Türkiye'de sultan, yani devlet de sultan olmuş oluyor. Buna göre dini biçimlendiriyor. Bunun istediği şekilde dine çerçeve çiziyor. Mesela ben Türkiye'deki bu Diyanet Teşkilatı'nın dine çizmiş olduğu çerçeveye ben kökten itiraz ediyorum. Din şöyle algılanıyor. Terapik bir din. Buna terapik din diyoruz. Bireysel kurtuluşçu, terapik din. Halbuki İslamiyet böyle bir din değil. İslam'da en esaslı mesele adalet ve mülkiyet meselesidir. Adalet nasıl sağlanacak? Eşitlik nasıl sağlanacak? Bir de mülkiyet nasıl bölüşülecek? Bunu es geçiyorsanız, İslam bununla ilgilenmiyor, İslam'ın bu tarafını tamamen bertaraf ediyorsanız ve bir çerçeve çizip İslamiyet ölüler, ruhlar ve mezarlarla ilgilidir diyorsanız, ki şu anda öyle deniyor. Diyanet'in temsil ettiği İslam ölüler, ruhlar ve mezarlarla ilgili bir İslam'dır. Bununla ilgileniyor. İşte Diyanet mensupları, imamlar camilerde insanların ruhani terapik şeylerini namazla kıldırmak suretiyle, kandil geceleriyle, oruçla ve cenazeler camiye gelince o cenazeleri kıldırmakla ve onları mezara götürüp gömmekle ve mezarın başında dualar okumakla görevlidirler. Ve Diyanet'in İslam'a biçtiği rol bu kadar. Başka bir şey değil. Bir de insanların bireysel ahlak kazanmasına yönelik. Peki mesela İslam'da faiz haramdır. Emek sömürüsüdür. Zenginler ve servet sahipleri ellerindeki paralarla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamayan yoksullara para vererek ve onlardan faiz alarak bir işlem yaparlarsa buna sömürü denir. Ve sömürünün en büyük budur, en büyük sebebi budur. Ve bugün bu dünya ekonomisinin temelidir. Borç vermek ve faiz almak değil, Türkiye'nin dünyadaki bu kapitalist küresel ekonominin kökeninde, temelinde bu var. Kur'an ise buna kökten karşı çıkıyor. Bu diyor insanları sömürgeleştiren ve çökerten bir sistemdir. Bununla ilgili bir şey söylüyor yani. Sonra diyor ki yeryüzünde Allah'ın yaratmış olduğu nimetleri, yani rızık ve rızık kaynaklarını Allah'ın kulları kendi aralarında eşitçe bölüşmelidir diyor. Fussilet suresi 10. ayette yeryüzündeki tüm rızık kaynaklarının insanlar için yaratıldığı, 4 mevsim boyunca yaratılıp gelen, gökten giyen yağmur ve yerden biten nebatla ortaya çıkan üretim araçlarının, rızık ve rızık kaynaklarının insanlar arasında, sevaen lisailin diyerek Arapçasıyla da, isteyenler arasında, insanlar arasında eşitçe bölüşülmesini istiyor. Kur'an bunu söylüyor. Yerinde söylüyorum. Fussilet suresi 10. ayette. Daha bir sürü ayet var bununla ilgili. Şimdi biz bunu nasıl sağlayacağız? Burada bir eşitlikçi, paylaşımcı bir ekonomik düzen istiyor yani. Şimdi siz İslam'ı bununla ilgili görmüyorsunuz. Bununla ilgili hiç dönüp bakmıyorsunuz. En azından bir Diyanet kurumu oluşturmuştunuz. Bununla ilgili konuşmuyorsunuz. Sadece vatandaşın cenazesini kaldırma, ölüsünü ortada bırakma ve mezarlıklarda onun ölüsüyle ruhani bir ilişki kurma noktasında Kur'an-ı Kerim'i ele alıyorsunuz ve Kur'an-ı Kerim'i mezarlıklarda okuyorsunuz. Dolayısıyla ben Diyanet'in çerçevesini çizdiğimiş olduğu ve devlet tarafından çizilmiş bu çerçeveye, buna bireysel kurtuluşçu terapik din diyoruz. Ben itiraz ediyorum. Bu İslam'ın temel metinleriyle uyuşmuyor. Devletin dini diyebilir miyiz buna? Neden? Demin bahsettiğim Tabii, örnekle, Diyanet devletin dinidir. Demin bahsettiğim örnekle aslında bakarsanız ayrımcılık ve nefret suçlarını da destekliyor. Yani devletin dini dediğimiz yapılanma nefret suçlarını da yaygınlaştırıyor. Şimdi öyle bir şey yaptığı için Aleviler bir cenaze arabası bile vermediği için, cemevine götürmediği için Aleviler
onu vermeyen Diyanet'ten, yani dolayısıyla Sünnilerden nefret etme eğilimine girebilir. Tabii. Ya da ayrımcılık nefret doğuruyor. Evet. Ya da işte Madımak gibi bir şey olabilir, bir katliam olabiliyor. Sünniler Alevilerden nefret edebiliyor. Maraş gibi bir şey olabiliyor. Sünniler Alevilerden nefret edebiliyor. Hani bunları temelde baktığınız zaman, ya da işte Hrant Dink öldürülüyor. Yine devletin diniyle belli bir şeye gelen inananlar ya da devletin dinini uygulayanlar Ermenilerden nefret edebiliyor. Yani nefret suçlarının belki de bu kadar yaygınlaştırılmasının da temel nedeni, evet, kabullaştırılmış din olabilir mi? Tabii. Yani taraf tutan, devlet tarafından benimsenmiş ve bir taraf tutulmuş din oluyor sizin söylediğiniz. Zaten bir yüzyıllara dayanan bir nefret var. Bizim elimizde değil bu. Bu bize tarihin devrettiği bir miras. Kötü. Şimdi mi kalkıp da bunu devlet bir tarafı tutarsa iyice nefreti körüklemiş oluyor. Benim düşündüğüm adalet devleti Sünni'nin, Alevi'nin, Türk'ün ve Kürt'ün ortak devletidir. O zaman ortak devlet ise Alevi de hizmet edecek, Sünni'ye de, Türk'e de, Kürt'e de, hepsine eşit mesafede yaklaşacak. Tabii ki birisinin cem evini de tanıyacak, cami de tanıyacak. Hı hı. Şimdi zaten devletin doğru dini tanımlama yetkisi olmadığı için, olmaması gerektiği için Alevi'nin ne olduğuna dair bir tanım da yapmaması gerekiyor. Yani Alevi'nin ne olduğunu Aleviler tanımlar. Aslında İslam'ı da tanımlamaması gerekiyor. Tabii. Yani ben Alevilik üzerine duruyorum. Kürt'ü de tanımlaması, evet, gerekiyor. İslam'ı da tanımlaması gerekiyor. O dört şeyi tanımlamaması gerekiyor. Başlangıçta söylediğim. Evet. Şimdi Alevi'nin ne olduğunu Aleviler tanımlayacak. Kendisine Aleviyim diyen insan diyecek ki Alevi de şudur kardeşim. Hatta Aleviliğin kendi içerisindeki çeşitliliği ve yoruma da karışmayacak. Bir cemevinde Alevilik böyle tanımlanabilir. Öbür cemevinde böyle tanımlanabilir. Bir camide İslamiyet şöyle tanımlanabilir. Başka bir camide böyle tanımlanabilir. Mesela bir camide Türkçe namaz kılınabilir. Bir camide. Ama karşısındaki camide de Arapça namaz kılınabilir. Vatandaş kendisini nerede huzurlu hissediyorsa oraya gider. Bir hafta birine gider, diğer hafta diğerine gider. Bakar hangisinde daha huşu içinde, oraya devam eder. Sokağın bir tarafında cemevi olur, orada ibadethanedir. Sokağın karşısında cami olur, orada ibadethanedir. Yani din ve vicdan özgürlüğü konusunda. Devlet bütün bunların asayişini ve güvenliğini sağlar. Evet. Buralardaki şeylerin ibadet olup olmadığına, hangisinin ibadet değil olmadığına devlet bir karar verirse, o zaman nereye karar vermişse devletin askeri, silahı, polisi ve hazinesi onun arkasında yer almış olur. Diğerleri bundan mahrum edilmiş olur. Bu da haksızlık olmuş olur. Diğerlerine zulüm olmuş olur. Bu bütün kesimler için geçerli. Yani sen Türk'ün arkasında durursan Kürt'ü mağdur edersin. Sünni'nin arkasında durursan Alevi'yi mağdur edersin. Alevi'nin arkasında durursan Sünni'yi mağdur edersin. Bunlar sosyolojide var olan gerçeklerdir. Devlet nasıl adalet devleti olacak? Nasıl adaleti ve eşitliği sağlayacak? İşte böyle bunlardan herhangi birisini kurumsal olarak taraf tutmayacak. Diyecek ki hepsi benimdir. Hepsi halkın içinde vardır. Ben zaten hepsinin devletiyim. Zaten ben hepinizin kurduğu devletim. Devlet diye ayrıyeten bir şahıs yok ki. Senin katıldığın, benim katıldığım, hepimizin katıldığı ortak toplumsal tim, toplumsal ruh veya ortak örgütlenmiş en büyük güce devlet diyoruz. Buna hepimiz katılıyoruz. Hepimiz vergi veriyoruz. Hepimiz trafik ışıklarına duyarak, kanunlara riayet ederek onu yaşatıyoruz. Dolayısıyla şimdi sen vergi veriyorsun, sana bunun karşılığı hizmet olarak dönmüyor. Taraf tuttuğun için öbürüne dönüyor. Şimdi bu anlamda şu anki var olan devlet Osmanlı kültüründen dolayı Türk ve Sünni bir kültürü devralmış vaziyettedir. Türk, Sünni ve hatta Hanefi, Maturidi gibi kültürü Diyanet yoluyla devralmış vaziyettedir. Bazı yerlerde adı konulmuş olarak, bazı anayasada bizatihi Türk devleti diyerek, Türklük ön plana çıkarılarak, resmi politik olarak bu izlenerek, oradan Diyanet kurumu aracılığıyla Sünni ve Müslümanın Sünnilik ve Hanefilik yorumu, hatta Maturidilik yorumu
esas alınmış vaziyette ve devletin egemen kültürü Müslüman Türk Sünni şey üzerine kurulmuş vaziyette. Aks üzerine kurulmuş vaziyette. Bunun değişmesi gerekiyor. Türkiye'nin çoğunluğu böyle olabilir. Çoğunluğun kültürü böyle olabilir. Ama diğerleri de var. Biz burada sosyolojideki çoğunlukta bahsetmiyoruz. Bu sosyolojinin içerisindekilerin içinden süzülüp gelmiş ortak devletten, ortak anayasadan bahsediyoruz. Hı hı. İş bu olunca o zaman bir arınma gerekiyor. Bazı şeylerin sosyolojiye bırakılması gerekiyor. Zaten hani hem inançsal anlamda hem de demokratik anlamda baktığınızda çoğunluğun değil azınlığın hukukunun esas alınarak oradan yola çıkılması gerekir. Daha eşitlikçi olur en azından. Öyle daha adil lazım. Olur. Daha adil olur. Adalet de zaten biraz odur. Evet, evet. Şimdi bu anlamdaki düşüncelerinize katılmamak mümkün değil. Bu anayasanın içeriğini konuşuyoruz aynı zamanda. Şey de var hocam, insanların hani gönüllü, istekli olarak yapmadıkları şeyler de var. Bu hem inançsal bağlamda uygun değil, rızalık olmadan, hem de anayasa, demokrasi açısından uygun değil. Mesela işte yine her gün yaşıyoruz neredeyse bir vicdani ret meselesi var. Daha çok hani askerlik üzerinden inancı gereği adam öldüremem diyebiliyor. Hı-hı. 20 yaşındaki bir genç ya da ailesi. Hayır, sen geleceksin, gideceksin, silahını da tutacaksın, gerekirse adamı da öldüreceksin diyorsun. Bir özellikle günümüzde, yaşadığımız günümüzde bir savaşın içerisine rızalığı olmadan bir insanı sürükleyeceksin. Hem o kişinin din, vicdan, hem de insan hakları bağlamında kişisel haklarını gasp etmiş oluyor. Bu da şey Hı-hı. açısından baktığımızda, hem anayasa demin dediğimiz gibi demokrasi açısından baktığımızda, hem insan açısından baktığımızda çok şey değil, uygun değil. Ben sizin bu konudaki düşüncenizi... Evet, şimdi vicdani ret bana göre bir haktır. Devletin anlayışı bir kutsal devlet anlayışından geldiği için askerlik mesleğini de, daha doğrusu askerliği bir meslek olarak görmüyor. Zorunlu bir görev olarak görüyor. Halbuki askerlik bir meslektir. Polislik gibi bir meslektir. Tabu kadrostro müdürlüğü gibi, harita mühendisliği gibi bir meslektir. Siz insanlara zorla harita mühendisi olacaksın diyemezsin. İnsanlara zorla her 20 yaşına gelen tabu kadrosunda çalışacak veya polis olacak diyemediğiniz gibi asker olacak da diyemezsiniz. O zaman askerliğin kendine özgü bir çerçevesi olmalıdır. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri askerlik kurumu bir meslek olarak bu meslekte aranan şartların ne olduğunu açıklar. Der ki bu meslekte olanlar 20 ile 28 yaş arasında olmalıdır. Aksi halde kabul etmem. Bunu söyleyebilir. Hı. Söylemelidir de. Dolayısıyla insanlar oraya müracaat ederler. Ama isteyenler de müracaat etmez. Mesela Türkiye'de şöyle bir kültür var. Bu kültürün de yüzyıllara gelen dayanan bir geçmişi var tabii. Şimdi o kültürü biraz aşmamız gerekiyor. İşte askerlik yapmayana kız vermez derler. Bu şöyle olabilir mi? Polislik yapmayana kız verilmez. Tabu kadrosunda çalışmayana kız verilmez denemeyeceği gibi askerlik yapmayana kız verilmez denmemeli. Çünkü polislik de askerliğin bu noktada ne farkı var? İkisi de devletin güvenlik güçleri. Polisliğin meslek şartları var. Şu okuldan mezun olman lazım. Şu diplomayı alman lazım. Şu yaşta girmen lazım. Şu yaşa geldiğin zaman emekli olursun. Şu kadar da maaş alırsın deniyor. Aynen askerlik de böyle olmalı. Fakat askerliğin şeyi biraz daha kısaltılabilir. Denilir ki askerlik mesleğinden 8 yılda emekli olunur. Yani 20 yaşına girersin, 28 yaşında bitirirsin. 30'a varmadan, 30'dan sonra asker olmaz. Ve insanlar giderler oraya, 8 yıl çalışırlar. 8 yılda bir geniş bir zaman dilimidir. Hala bile 26-28 yaşına kadar asker olanlar vardır. Dolayısıyla askerlik mesleği kendi içerisinde tanımlanır. İsteyen gider, o mesleği icra eder.